Atatürk vesile arkadaşlarını Samsun'a götüren Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusuydu. 90 yaşındaki torunu Nejat Ulugöl dedesinin sadece görevimi yaptım dediğini anlattı. Kaptan ne yapar? Bunları e, yolcularını alır gideceği yere salimen götürme teslim teslim etme çalışır. Bunu yapmışsa kaptan başarılıdır cevabı bu. Çok mütevaziydi. Yani herkes de şaşıyordu. Ya Atatürk'ü götürmüş deden fakat Kasımpaşa'daki evinde bahçesinden uğraşıyor. Bandırma Vapuru 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket etti. 3 günde Samsun'a vardı. Kaptan Durusu Atatürk'ün arka güvertedeki kamerada kaldığını anlatmıştı. Seyahat esnasında nadiren kamerasından dışarı çıkardı. Genellikle odanın bir köşesinde sandalye üzerinde düşünceli aynı zamanda metanetli bir halde yolculuğunu tamamladı diye aktarır. Şimdi orada ne var sizin müzenizde? Şu anda teflis salonu adını verdiğimiz bir odamızdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kalmış olduğu kamera ve orada Atatürk ve arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan tarihi gemi ne yazık ki korunamadı. 1924'te kadro dışı bırakılarak söküldü, hurda olarak satıldı. 1925'te de cilet oldu. Biz şu anda geminin orijinaline uygun şekilde yapılan ve Samsun'da müzeye dönüştürülen bir benzerindeyiz. Vapur 1878'de İskoçya'da üretildi. Orijinal ismi Trakaderey'di. 1891'de Erdek'te kayalıklara çarpıp battı kurtarılıp yeniden yüzdürüldü. Ardından 1910'da Bandırma adını aldı. Marmara Denizi'nde posta seferleri yaparken 1915'te bir İngiliz denizaltısının saldırısına uğradı. Silivri açıklarında bir kez daha battı ama emektar vapurdan umut kesilmedi. Denizden çıkartılarak onarım gördü. Kaptanlığına da İsmail Hakkı Durusu getirildi. 41 yaşındaki geminin pusulasız, 28 yıllık kaptanınsa acemi oğluna dair yazılar. İsmail Hakkı Durusu yüzmüştü. Bir gemi de dedi, bir tane pusula olmaz ki dedi. İki üç tane pusula vardır, biri bozulsa diğerinden gider. Adeta dedemi pusulasız gitti, bilmem ne gitti, tehlikeye amade kıldı Atatürk'ü gibi bir hava. Durusu 1940'da hayatını kaybetti. Ondan geriye hatıralarını yaşatmaya çalışan akrabaları kaldı.